Birlikte Zeytinburnu Belediye'mizin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz ve bu akşam neredeyiz acaba? Bu akşam Ege'deyiz efendim ve o bereketli topraklardayız ki Küçük Menderes ve Büyük Menderes'in, Gediz'in suladığı o bereketli topraklar. Efendim havası gibi insanları da sıcak o toprakların, değil mi? Var mı içimizde Ege'liler acaba, bir görebilir miyim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, ne yaptınız bakayım, iyi misiniz galiba? İyisiniz. Maşallah, pek de güzel. Hamba. Evet efendim. Değerli misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız, dolu dolu geçecek bir akşamımız. Türküler Ege türküleri olacak şüphesiz. Dün akşam yine güzel bir yöremizdeydik. O yörede bir parçamızın olduğu bir yöre şüphesiz. Rumeli ve Balkan yöremizdeydik. Ve ilk günümüzde de Doğu Anadolu bölgemizdeydik. Bölge bölge geziyoruz değerli seyircilerimiz ve kıymetli misafirlerimiz. Bu güzel etkinlik çok büyük emeğin ürünü, büyük bir özverinin ürünü. En önemlisi bu güzel vatana sevginin ürünü. Onun için bu güzel etkinlikte ev sahibimiz, belediye başkanımız ve kıymetli ekibin nezdinde saygıdeğer belediye başkanımız Ömer Arısoy Beyefendi'ye sizlerden bir teşekkür alkışı rica ediyorum efendim. Geleneksel etkinliğimiz dedik, 16.sını gerçekleştiriyoruz ve her gece farklı bir yöreye konuk oluyoruz. Efendim halk oyunlarıyla başlayacağız ki halk oyunları ekibimiz hoy hoy, maşallah. Efeler diyarı tabii unutmamak lazım değerli misafirlerimiz. Aydın'ın nefes antik kentinden Bafa Gölü'ne, ki Ege bölgemizin en büyük gölüdür Bafa Gölü. Millet ve Afrodizyas antik kentlerine gezilecek çok yer var Ege'de. Didim'inden İzmir'in Bergama'sına, Seferihisar'ına, Kuşadası'na, Çeşmesi'ne, Alaçatı'sına. Efendim Manisa'nın Kula evlerine, Spil Dağı'na selamlar olsun buradan. Denizli'nin Pamukkale travertenlerine, Hierapolis ve Latakya antik kentlerine, Yeşildere şelalesine, Muğla'nın o güzel beldeleri Fethiye'sine, Ölüdeniz'ine, Marmaris'ine, Bodrum'una, Yedi Delik şelalesine, Balıkesir'in, ki tabii unutmamak lazım bugün ev sahiplerimizden Balıkesir Hodul Köyü Derneğimiz bugün bizimle birlikte. Saygıdeğer Başkanımız Özgür Varlığa, onun değerli yönetim kuruluna saygılarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hayırlı bir, güzel bir akşam olmasını diliyoruz. Başkanım inşallah hazırız, değil mi efendim? Çok güzel. Bu arada biraz önce hoşverinin tadına baktım ki ikramlar başlayacak biraz sonra. Hani sunucunun tadına bakması gerekir ya önce efendim. Affınıza sığınarak önce baktım tadına. Müthiş bir lezzet, müthiş bir güzellik. Balıkesir deyince hoşverim akla gelir. Ve bir de manyas kuş cenneti, değil mi değerli misafirlerimiz? Ve Afyonkarahisar'ın kalesi demiştik. Kütahya'nın Çinili Camii kalesi gezilecek, görülecek ne bile çok yer var. Ama bu akşam Ege'yi burada yaşatacağız. Zeytinburnumuzda kocaman bir aile, saygıdeğer belediye başkanımızın ifadesiyle. Bu aile bu güzellikleri her yıl yaşıyor efendim. Birlik ve beraberlik akşamında. Efeler hazırlar mı efendim? Zeybeklerimiz hazırlar. Hey gidinin nefesi diyelim. Efeleri nefesi. Şöyle alkışlar. Halk oyunu ekibimize gelsin değerli misafirler.
Sevdikler onlar. Alkışlar onlara tekrar. Halk Önder ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız, saygıdeğer belediye başkanımız Ömer Arısoy beyefendilerimize katıldılar. Sayın başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti ilçe başkanımız Abdülselam Deli Balta beyefendilerimize katıldılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yine İYİ Parti ilçe başkanımız Sayın Hasan Hoşmeler'imiz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Saygıdeğer muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, yönetim kurulları ve tabii en önemlisi Zeytinburnu hemşehrilerimiz, komşularımız bizlerle birlikte. Saygıdeğer misafirlerimiz, bu güzel etkinlikte vatan sevgisi var. Bu güzel etkinlikte Zeytinburnu sevdası var. Bu güzel etkinlikte bu vatanın her bir ferdine duyulan sevgi ve aşk var. Çünkü bu birliktelik öyle kolay bir birliktelik değil. Sevgi dolu bir birliktelik. İşte bu birlikteliği bizler için bu güzel etkinlikle sunan saygıdeğer belediye başkanımız Ömer Arısoy beyefendi, alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın başkanım buyurunuz. Çok değerli AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanım, değerli İYİ Parti ilçe başkanımız, Zeytinburnu ilçe başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, yöneticileri, değerli muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam yöresel günlerimizin 3. günündeyiz. İlk akşam Doğu Anadolu ezgileri Zeytinburnu Meydanı'nı doldurdu. Dün akşam Rumeli ve Balkan ezgileri, türküleri, ağıtları Zeytinburnu Meydanımızı doldurdu ve hatta Arif abiye dayanamayarak biraz biz de bir şeyler yaptık. Bugün epey bir tepki aldım. Fena değilmiş. Başkanım fena değilmiş. Yöresel günler başladı başlayalı. Zeytinburnu gerçekten başka bir atmosfere büründü, bürünüyor. Bu yıl 16.sını yapıyoruz. Doğrusu burada bulunamadığım sürede 5 yıl bulunamamıştım. Daha bir oturmuş olmasından, daha bir güçlenmesinden dolayı son derece mutluyum, son derece memnunum. Bu tabloyu bütün ilçelerin örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Biz her zaman her yerde söylüyoruz. Biz birlikte Zeytinburnu'yuz. Bu yaşadığımız memleketi el birliğiyle, güç birliğiyle daha ileriye, daha güzele taşıyacağız. Bunun için bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, bütün partilerin belediye meclis üyeleri hep birlikte bir ucundan tutarak birlikte daha ileriye taşımak zorundayız. Elbette siyaset yapılacak, muhalefet yapılacak, onu da bir katkı olarak koymak lazım. Yeter ki bu tartışmalarımız, müzakerelerimiz bizim huzurumuzu, birliğimizi bozacak düzeyde olmasın. Asgari nezaketi sürdürsün. Ben dolayısıyla
bu atmosferi oluşturan başta siz değerli hemşehrilerimiz olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanımızla uzun bir toplantı yaptık. Konulara girecek değilim. Yeniden buradaki meseleleri konuştuk. Millet Bahçemizin askeri lojmanların yıkımı meselesi, ilk plandaki husus, onları konuştuk. Diğer meseleleri bütün ilçe belediye başkanlarıyla beraberdik. Oradan çıkıp geldim. Bu vesileyle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un Zeytinburnu'lu hemşehrilerimize selamlarını iletmek istiyorum. Hepinize selam ve hürmetleri var. Değerli hemşehrilerim, bu akşam sözü fazla uzatmak niyetinde değilim. Allah bu birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Allah bu birliği, beraberliği kıyamete kadar sürdürsün. Biz sizlerin, komşularımızın, hemşehrilerimizin, Zeytinburnuların hizmetindeyiz. Varsa bir kusurumuz affola, hizmetimiz daim ola diyorum. Ve bugünün tek dernek başkanı Özgür kardeşimi sahneye davet ediyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sankt'a Belediye Başkanımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz ve Dernek Başkanımız Balıkesir Hodolköy'ü Dernek Başkanımız da Sayın Başkanımızın yanında yerini aldı. Özgür Varlık Bey, alkışlarınızla Sankt'a Belediye Başkanımıza ve Dernek Başkanımıza bu güzel gece için şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyoruz.
karnımı şişirdim. Yedim yedim karnımı şişirdim. Komşuları başıma üşürdüm. Yolcasıymış Efe Güveci. Langıdın ama langıdın ama sansak güveci. Gümbici gümbol 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 Efe Güveci. Efe'ye bin acıdın Efe Güveci. Uyur eşek yolcasıdır Efe Güveci. Çok teşekkür ediyorum Zeytinburnu. Bir yıl aradan sonra tekrar sizlerle buluşmanın onuru ve gururu içerisindeyiz. Burada her yıl Zeytinburnu Meydanı'nda bu meydanda o kadar güzel bir kardeşlik meşalesi yanıyor ve bu meşale, bu meşalenin aydınlığı tüm Türkiye'ye, Türkiye'den Avrasya'ya, Avrasya'dan dünyaya yayılıyor diye düşünüyorum. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Her birinizin ayrı ayrı ayaklarına sağlık. Yedi bölgenin birbirinden güzel türküleri bu meydanda seslendiriliyor. Birbirinden güzel lezzetleri bu meydanda tadılıyor. Birbirinden güzel, hepsine tempo tuttuğumuz halk dansları, halk oyunları bu meydanda yaşatılıyor. Yıllardır bu etkinliğin yapılmasına güç veren, kuvvet veren ve kültüre destek veren geçmiş dönem başkanımıza da ben bir saygılarımı sunmak istiyorum. Murat Aydın başkanımıza da yüksek alkışlar olsun. Ve büyük bir gurur ki 31 Mart seçimlerinde yeniden yeni bir başkanımız seçildi. Kendisini yeni görevini ifa ederken bizde derler ki halk hizmettir. Yeni görevlerini tebrik ediyorum. Ve halka vereceği tüm hizmetler için Ömer Arısoy Başkanıma güçlü bir alkış rica ediyorum. Kültüre, millete ve ecdadımıza verdiği değer ve kıymetten dolayı saygılarımı sunuyorum. Ben de halk müziği icra eden bu memlekete devam ediliyor ama bizler halk müziği icra edenler ve halkın ürettiği her şeye değer ve kıymet verenler olarak bir anlamda bir köprü kurmaya çalışan sanatçılar olarak böyle festivallere imza atan, böyle festivallere değer veren değerli başkanlarımıza ayrıca kıymet veriyor, bir baş tacı yapıyoruz. Dedik ya, halka hizmet, hakka hizmetse başkanımızın da yolu, yönü her daim açık olsun inşallah. İlk okuduğum türküm Kütahya'dandı. Arkasına okuduğum Samsak Döveci ise benim albümüme okuduğum Kütahya Tavşanlı'da yöre kadınlarından derlediğimiz Emel Örgün hanımefendinin derlediği bir türküydü. Özellikle kadınların yazdığı, yörede kadınların seslendirdiği, sarımsağı döverken gümbüdü gümbam diye çıkan sesin üzerine türkü yazdığı benim Anadolu'nun kadınının türküsüydü. Hem albümü okumuştum hem de burada sizinle paylaşmak istedim. Kütahya'ya, Kütahya standına da selam olsun diyelim. Şimdi Uşak'tan bir türkü okuyacağım. Bu türküyü de albümüme okumuştum ve çok severek okumuştum. Bahçemin harı mıyım? Hadi birlikte seslendirelim. Thank you.
güzel bir türküydü. Haydi arkadaşlar şöyle İzmir'e doğru bir uzanalım.